6 Eylül 2023 Çarşamba ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da asgari ücretle çalışanla hiç çalışmayan arasındaki fark birkaç yüz avroya inince büyük tartışmalar başladı. CDU lideri Merz Bürger geldiğin arttırılmasını eleştirdi. İnsanlar sizin aksinize basitçe hesap yapabiliyor. Sorun parayı alan vatandaşta değil bunu mümkün kılan sizde dedi. Hükümeti eleştirdi. Yeni bir vergi reformu önerdi. Buna göre 2000 avro bürüt maaş alan bir işçi ayda 26 avro daha fazla alacak. Yılda 312 yapıyor. 7000 alan bir işçinin eline ise ayda 174 daha fazla geçecek. Bunlar yetersiz olur. Çok alana az, az alana çok vermek lazım. Tam tersini öneriyorlar. Sosyal yardım zaten yetmiyor. Az kazanandan alınan vergiyi kaldırın olsun bitsin. Bu arada tahminlere göre sosyal yardım alanların 3'te 1'i kaçak çalışıyor. Herkese evrensel temel gelir ödenirse bu tartışmada sona erer. Bilt'in İnza'ya yaptırdığı ankete göre Almanların %52'si ülkede artık çalışmanın değerli olmadığını düşünüyor. Geçen sene bir ilaç sıkıntısı yaşanmıştı. Özellikle çocuk ilaçlarında Çocuk Doktorları Birliği bu sene daha kötü bir kriz beklediklerini açıkladı. Özellikle antibiyotikler, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler piyasada yeterince bulunamıyor. Hastane Eczacıları Birliği de bazı kalp ilaçlarının 2-3 yıl tedarik edilemeyebileceğini belirtti. İlaçların tasarruflu kullanılmasını istedi. Halka ilaç depolamama çağrısı yaptı uzmanlar. Bir ilaç ancak doktor yazarsa kullanılmalı. Aksi halde gerçek hastalar mağdur oluyor dediler. Meclis yeni bir yasa çıkardı. Patenti olmayan ilaçların temini konusunda durum biraz iyileşti ancak hala yeterli değil. Bundesbank Başkanı Nagel, Almanya'daki ekonomik zayıflığın geçici olduğunu savundu. Handelsblatt'a yaptığı açıklamada Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil dedi. Bunu İngiliz The Economist ortaya atmıştı. Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Kendimize daha çok güvenmeliyiz. Genel olarak iyi durumdayız ama bir güncelleme lazım diyor Bundesbank Başkanı. Başbakan Scholz da benzer şekilde federal meclise yaptığı konuşmada güzel günler geride kalmadı, güzel günler önümüzde dedi. Yarınlarda, yarınlarda mutlu günler var. Bir de şarkı söylersek tam olacak ama bunlar güzel açıklamalar, çok güzel çünkü ekonomi kötü kötü dersek insanlar alışveriş yapmıyor ve bugüne kadar hep bunu söylediler. Daha da kötü oldu. Nihayet bunu fark ettiler. SDU grubuna da çağrı yaptı başbakan. Gelin kavga yerine işbirliği yapalım. İhtiyaç duyduğumuz şey tam olarak bu diye konuştu. Bu imser açıklamalara rağmen Temmuz ayında Almanya'da fabrika siparişleri %11.7 düştü. Salgının zirvesinden bu yana yaşanan en büyük aylık düşüş oldu. Bu borsaya da olumsuz etki etti. Çin ekonomisinde de bir gerileme var. Çin Almanya'nın en önemli ticari partneri. Bizden araba almazlarsa biz de para kazanamıyoruz. Bu yüzden kimsenin kimseyi kıskandığı yok. Keşke herkes iyi olsa, dünya ticareti de canlansa. Aşevlerine giden kişi sayısı artıyor. Tafıllarda bekleme listeleri uzadıkça uzuyor. Her 3 dernekten biri yeni kayıt almayı durdurdu. Tafıl başkanı bir kişinin kayıt yaptırabilmesi için birilerinin taşınması ya da ölmesi lazım dedi. Bekleme listelerinde binlerce kişi var. Yoksullar ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu siyasetin başarısızlığıdır diye konuştu. Tarım Bakanlığı'nın çöpten gıda toplamayı serbest bırakma planı vardı. Acaba o plan ne aşamada? Hala bir ses çıkmadı. Hükümet gerçekten muhteşem çözümler bulmakta usta. Diğer taraftan ırkçılık prim yapmaya devam ediyor. AFD oylarını koruyor %20-22 bandında. Bavyera'da ekonomi bakanı Yahudi karşıtı bir broşür hazırlamakla suçlanmıştı. Bunu reddetti. Ben yazmadım. Abim yazmış dedi. Kuzenim yazmış da diyebilirdi. Abisi de evet ben yazdım doğru söylüyor dedi. Anketlerde oyları %4 arttı. Normalde böyle bir suçlamayla karşılaşan birinin oylarının düşmesi beklenir. Ama normalde maalesef anormal bir dönemden geçiyoruz. Alman parlamentosunda Uygur Türkleri Dostluk Grubu kuruldu. FTP'li Hayit, Sincan bölgesinde zorla çalıştırma, işkence ve cinsel tacizler günlük yaşamın bir parçası oldu dedi. SPD'li Derya Türk da Uygur Özerk bölgesinde ekilen pamuk Çin tarafından dünyaya pazarlanıyor. Herkesin giydiği kıyafette bu pamuktan olabilir. Bu pamuğa kan bulaşmış durumda dedi. Avusturya'da terör örgütü IŞİD'le bağlantılı olduğu savunulan 10 kişilik bir gruba operasyon yapıldı. Aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu birçok kişi gözaltına alındı. Avusturya İstatistik Ofisi eğitim seviyesi yüksek kişilerin daha uzun yaşadıklarını açıkladı. İlkokul mezunuyla üniversite mezunu arasında 8 yıl yaşam beklentisi farkı var. Tabii bu kişilerin daha yıpratıcı işlerde çalışmasının da etkisi büyük. Onun için gençler kısa vadeli para kazanma planlarını bir kenara bırakıp uzun vadeli eğitim planlarına yatırım yaparsanız daha iyi olur. Hollanda'da seçimler yaklaşıyor. Yeni kurulan NSC ve Dilan Yeşilgöz'ün liderliğini yaptığı Liberal Parti Fafade anketlerde önde gidiyor. Belçika'da ise sanayiciler yüksek enerji fiyatlarından şikayet ettiler. Fabrikaların yurt dışına taşınması endişesi var. Avrupa'nın temel sorunlarından biri enerji fiyatlarının son dönemde çok yükselmesi. Fransa'da Abaya ile okula giden 300 kız öğrenci okula alınmadı. Birçoğu kıyafetini değiştirdi. 67 öğrenci reddetti ve okula giremedi. Sol partiler bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Danıştay'a da itiraz edildi. Mahkeme kararını birkaç gün içerisinde açıklayacak. Aşırı sağ Fransa'da da yükseliyor. Anketlere göre ırkçı faşist Le e olan güven %37'ye yükseldi. Halkın %42'si Cumhurbaşkanlığına Le uygun olduğunu düşünüyor. Irkçılık çok ciddi bir hastalıktır. Göçmen kökenli bazı arkadaşlarımız bile şu anda hükümeti eleştirmek için ben de AFD'ye oy vereceğim diye biliyorlar. Bugün benim posta kutuma AFD broşürü bıraktılar. Üstelik kocaman reklam atmayın yazmasına rağmen. Bunlara son dönemde bir cesaret, bir özgüven geldi. Bu açık. Irkçılıkla şaka olmaz. Sistematik bir yabancı düşmanlığı tüm toplumu peşine takar. Sürükler geçmişte gördük. İnsanlar kriz dönemlerinde mutlaka bir öteki ararlar. En yakınlarına, komşularına bile düşmanlık edebilirler. Aron Angel Türkiye'nin ilk şehir plancısıydı. Ben onun hayatını yazmıştım. Çok da güzel bir dostluğumuz vardı. Bir gün bana şöyle bir hikaye anlatmıştı. Fransa'da okumuştu 2. Dünya Savaşı yıllarında ve Türk konsolosluğu Yahudi oldukları anlaşılmasın diye Musevi öğrencilere Türk isimleriyle yeni pasaportlar vermiş. Örneğin Aron yerine Harun yazmışlar. Angel Bey de Sorbonne'da okurken Gestapo gelmiş kimlikleri kontrol etmiş. Evine gelmişler ve bakmışlar Harun Yahudi değil diye bırakıp gitmişler. Bu ağrıma gitmedi demişti ama ev sahibim Burayı niye kontrole geldiler ki? Ben evimde bir Yahudinin oturmasına izin verecek biri miyim diye bana söylemişti. İşte o ağrıma gitti çünkü her gün selamlaştığım insandı. Bundan yaklaşık 900 yıl önce İstanbul Bizans yönetimi altındaydı. Venedikliler, tüccarlar azınlıktaydı. Onlara karşı Bizans'ın büyük bir bölümü ayaklandı. Küçük çapta katliam ve yağma yaşandı. Venedikliler de intikam almak için kalktılar Haçlı Seferi düzenlediler. İstanbul'da 50 yıldan fazla haçlı kabusu yaşandı. Bugün Sultanahmet'teki dikili taşın yanında pirinçle kaplı örme bir sütun daha vardı. Haçlılar onu altın zannettikleri için söküp götürdüler. Bu Bizans'ta büyük bir travmaya neden oldu. Her şey yağmalandı. Osmanlı'nın İstanbul kuşatması esnasında Katolikler yardım teklif etmişti. Grandük Gehanna Dios. Bu memlekette Frank'in ekmeğindense Türk'ün sarığını ve kılıcını tercih ederiz sözünü o zaman söyledi. Bundan 68 yıl önce ise İstanbul yine bir katliam ve yağma utancı yaşadı. Resmi rakamlara göre 4000'den fazla ev, 1000'den fazla iş yeri, onlarca kilise, sinagog, okul tahrip edildi, yağmalandı. Ellerinde baltalarla, sopalarla sokaklara çıkan binlerce kişi gayrimüslim vatandaşlarımıza ait ne varsa yakıp yıktı. Rum kökenli yurttaşlarımız birer birer İstanbul'u terk etmeye başladılar ve o günlerde yaklaşık 100 bin olan Rum nüfusu bugün 2000'in altına düştü. Türkiye ile Yunanistan arasında mübadele anlaşması yapıldıktan sonra İstanbul Rumlarının bir kısmı Yunanistan'a göç etmişti. Orada bir spor kulübü kurdular. AEK açılımı İstanbul Atletik Birliği'ydi. Renkleri İstanbul Spor'un renkleriyle aynıydı. Sarı siyah. AEK göçmenlerin, mazlumların sesi oldu. Yunanistan'ın yerlileri onlara Türk tohumu dediler asla benimsemediler. Bugün de ayrımcılık görmeye devam ediyorlar. Onlar da maçlarda Türk bayrağı açmaya başladılar ve biz Türk'üz dediler zorunuza mı gitti? Aslında bütün dinler barışı emrediyor ama dünya tarihi savaşlarla katliamlarla dolu. Başkaları araya girmese gül gibi geçinip gidecek olan çocuklar birilerinin hırsı yüzünden birbirlerine düşman yetişiyor. Bütün çocuklar melek gibidir. Fikirleri henüz gelişmemiştir. Sadece duygularla hareket ederler. Ve göte insanları birleştiren duygular, ayıran fikirlerdir der. Duygularıyla hareket edenlerin, çocukların ve hayvanların yanında bu yüzden çok mutlu oluruz. Mevlana cahil insan diyor. Gülün güzelliğini görmez. Gider dikenine takılır. Senin dünyaya bakan penceren kirliyse benim çiçeklerim sana çamur görünür. Oysa çok zor olmamalıydı. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Hoşçakalın.